Merhaba, bu dersimizde Strings Package içerisindeki Replace fonksiyonunu inceleyeceğiz. Bununla birlikte bir string veri içerisinde bir stringin içerisindeki bir parçayı başka bir stringle nasıl değiştirebileceğimizi öğrenmiş olacağız. Farklı şekillerde bu Replace fonksiyonunu inceleyeceğiz. Öncelikle çok basit bir örnekle başlayacağım. Value 1 diyorum ve sen çok zenginsin şeklinde bir veri oluşturdum burada. Ondan sonra bunu ekrana yazıyorum. println ile value 1 ve bir tane de result 1 oluşturuyorum. Ve strings package'ini burada kullanıyorum. Strings replace ilk parametre olarak bizim veriyi yani source'u göndermemiz gerek. Şurada gördüğünüz s. Value 1 bizim source'umuz. Verinin kendisi. Peki yeni string nedir? Ben burada zenginsin ile zekisini değiştireceğim. Zenginsin bizim old verimiz. Eski verimiz. Şuradaki old. Yeni ise zekisin olacak. Ve eksi 1 diyerek son parametrede. Ona da bakacağız şimdi. Kaynak kodunu inceleyeceğiz. Result 1 diyorum. Şöyle CTRL'ye basarak mouse ile replace'in üzerine tıklayarak kaynak kodu görebiliriz. Bunun ne olduğunu da inceleyebilirsiniz kaynak kodu üzerinden. Gördüğünüz gibi replace işlemini yapan kısım aslında burası. Old eşit eşit new. Bunlar eşit ise ve n 0 ise ya da n 0 ise return s yani source'u geriye dön. Herhangi bir işlem yapma üzerinde gereksiz bir şekilde. Ve diğer işlemler de burada parça parça yazıyor. Burada şimdi çalıştırıyorum bu işlemi. Go run main.go diyorum. Sen çok zenginsin. Değiştirdik. Sen çok zekisin. Oldu. Bu bizim basit bir örneğimizdi. Şimdi diğer örneğe bakalım. Value 2. Şöyle bir veri olsun. İnsan, insan, insan. 3 tane aynı veri. Ben burada result 2 adında, result 2 adında bir değişken oluşturup yeni bir replace işlemi yapıyorum. Value 2 diyorum burada. Ve insan ile hayvanı değiştirmek istiyorum. Peki son değerimiz ne olsun? Bunun ne olduğunu da göreceğiz. Son değerimiz de 1. Ve go run main.go diyerek çalıştırıyorum. Burası da çalıştı tabii. Bakın hayvan, insan, insan şeklinde bir çıktı oluştu. Peki ben bunu 2 yaparsam ne olur? Bakın elimde 3 tane aynı veriden vardı. Ben burada 1 verdiğim için sadece bir tanesi, yani bu eşleşen verilerden sadece bir tanesi bununla değiştirildi. 2 verdiğim zaman da bunların soldan sağa bulunan 2 tanesi değiştirilmiş oldu. 3 verelim burada. Gördüğünüz gibi hepsi değişti. Peki burada eksi 1 vereyim. Yukarıdaki eksi 1'i burada kullanacağım. Gene aynı şey oldu. Yani hatta bir tane daha ekliyorum buraya. Tekrar yapıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi oldu. Yani karşılaştığın tüm insan verisini hayvan ile değiştir. Eksi 1 yaparsanız bu. Yukarıda da aslında yaptığımız işlem bunun aynısıydı.
Kaç tane zenginsin görürsen gör, hepsini zekisinle değiştir. Gayet pratik bir kullanım. Bunları siliyorum. Şimdi şu ana kadar replace'i inceledik. Bir de replacer, new replacer diye bir function'ımız var. Onu da kullanabiliriz. Mesela bu sefer value diyorum sadece. Diğerlerini sildim. Kuş, kedi ve balık şeklinde 3 değerimiz var. Strings package'i içerisinde new replacer'ı kullanıyorum. Bu aslında çok basit bir function ve 6 tane farklı veri oluşturacağım burada. Bunlar biri kuş yukarıdaki gibi, köpek, kedinin karşılığı köpek, kuş köpek, balığın karşılığında da diyelim kedi. Diğerlerini de yapalım. Balık ve maymun olsun. Result diyorum. R replace. Yukarıda oluşturduğum replacer'ın nesne örneğini burada kullanıyorum. Replace et. Neyi? Yukarıda gördüğün value değerini, bu datayı, string verisini bu replacer ile değiştir. Çıktı olarak da fmt'yi kullanıyorum ve sonuç olsun birleştir yukarıdaki result ile. Bakın bizim datamız aslında kuş, kedi ve balık ama çıktı olarak köpek, aslan ve maymun oldu. Ne oldu buradaki işlem nedir? Kuş burada var ama ben kuşu görürsem onun yerine buradakilerin içerisinde mesela şunu x yapsam nasıl bir sonuç olurdu onu inceleyelim. Bakın bunu değiştirdiğim zaman x oldu. Kedi aslan oldu. Şunu tekrar geri alıyorum. Kuş köpek oldu. Bir sonraki değeri elde etti burada. Kediden bir sonraki değer burada aslandı. Balık ise maymun oldu. Peki ben burada mesela balığı burada karşılığı olmasaydı, balina olsaydı mesela, o zaman nasıl bir sonuç elde ederdik ona bakalım. Bakın gördüğünüz gibi replacer metni içerisinde eğer yukarıdaki yani eşleşmesi gerekenlerden bir tanesi yoksa o olduğu gibi devam ediyor aslında. Herhangi bir replace işlemi yapılmıyor. Ama eğer varsa bu metin içerisindekilerden bir sonrakini kendisi replace ederek orijinaliyle değiştiriyor. Bu birçok şey olabilir aslında. Çok pratik bir şey. Çok pratik bir function. Mesela burada bir nasıl olabilir? Bir hakaret filtresi uygulanabilir mesela bunda. Rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bir küfür varsa onun yerine işte şunu yap mesela. Böyle bir şey yapılabilir. Mesela kuş, diyelim ki burada kuş yerine hakaret var. Hakaret metni var. Onun yerine sizin sisteminiz otomatik olarak şu metni gösterebilir. Böyle bir işlem yapılabilir burada. Peki bu özel karakterler her zaman sıkıntı olmuştur bizim string işlemlerimizde. Çünkü string içerisinde birçok farklı özel karakter olabilir. Bunlarla ilgili bir işlem yapalım. X diyorum buna. Bu bir metin olsun. Ve X string içerisindeki replace'i tekrar kullanıyorum burada. Ve orijinal
nesneyi veriyorum x olarak. Ondan sonra ve diyorum ki eğer tek tırnak görürsem onu şununla değiştir. Eksi 1'in ne olduğunu biliyorsunuz artık. Ne kadar görürsen gör hepsini aynı şeyi uygula demek. Ve fmt x uyguladım. Bakın gördüğünüz gibi eğer bunu şöyle bir tek tırnak gördüyse onun sol tarafında bir tane ters slash şeklinde. Burada iki slash koymamızın nedeni aslında string birleştirmede bir tanesini göstermek için iki tane ters slash kullanıp onu derleyiciye bildirmek gerekiyor aslında. Aksi halde bu şekilde kullandığımız zaman bize sıkıntı çıkartabilir. Çünkü şuradaki stringler birleşme işlemi sırasında şu ters slash bizim sistemimizde hataya sebep olur. O yüzden bu genel bir kuraldır aslında. Birçok programlama dilinde bu şekilde kullanılır. Ters slash koymak istiyorsanız iki tane koyarsınız. O bunu bir tanesini göstermek için aslında sadece sistemi hatadan kurtarmak için böyle bir yöntem kullanılıyor. Eğer bunu görürseniz bunu yapın. Mesela bu ne zaman kullanılabilir? Sisteme girilen verilerin örneğin hacking saldırılarına karşı JavaScript injection ya da SQL injection gibi sisteme karşı oluşturulan saldırıların filtrelerini oluşturmak için kullanılabilir bu. Ve açıkçası bunu birçok farklı projede kullanırız zaten. Dışarıdan kullanıcı tarafından girilen verinin filtrelenerek gerekirse değiştirilerek, zararlı kodların değiştirilerek, düzeltilerek sisteme kaydedilmesi işlemlerinde bu tür düzenlemeler, replacement'lar yapıyoruz.